röportajlarımız son gaz devam ediyor. Merhaba bayanlar. Merhaba. Nasıl gidiyor eğlenceniz? Perfect. Harika. Kurtlara döktük mü yoksa henüz dökülmedi mi? Aşırı derecede döktük ve çok memnunuz. Harika. Yani çok 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 memnunuz. Süper. Doğum günü kutlamaya mı geldiniz, özel bir kutlama mı? Yoksa öylesine eğlence mi? Yengemin doğum günü ve onun oğlunun doğum günü. Aynı İki gün. Doğum günü bir masada. Evet. Burayı böyle yıkmalısınız siz. Double kutluyorsunuz çünkü. Yani geldiğimizden beri fazlasıyla yıktığımızı düşünüyoruz yani. Harika harika. Böyle enerjik süper bayanlar harika. Peki sevgiliniz ve eşiniz doğum gününüzü unutursa buna tepkiniz ne olurdu? Felaket olurdu. Ayrılığa kadar gidebilirdi diyebilirim. Duyduk mu? Sizin ne olurdu? Yenge. Evet, gerçek cevapları istiyoruz. Agam yani eşin doğum gününü unutsaydı ne olurdu? Yok ya, unutmaz öyle. Unuttu diyelim. Unuttu Varsa diyelim. Unuttu. Ne olurdu? Ayrılığa kadar gider miydi? Ayrılırız ya. Ayrılırdı. Ayrılırlar. Doğum günleri unutulmasın. Skandalyalar yaşanıyor bu akşam. Harika, süper. Evet bayanlar, eğlenmeye devam ediyoruz. Biraz sonra oyun pistinde görüşürüz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, sizleri tanıyalım. Harika bir çift görüyoruz. Evet. Filiz, ben Filiz. Ahmet. Filiz ve Ahmet Hanım. Ahmet Bey ve Filiz Hanım, pardon. O kadar enerji sinerji karıştı ki. Eğleniyorsunuz, çok da böyle neşeli bir masadasınız. Arkadaşın mekanı, ne yapalım? Harika, sizi gözden kaçırmak mümkün değildi. Peki, doğum günü kutluyor musunuz? Evet, doğum günü öğrendik. Siz, eşiniz doğum gününüzü unutsa tepkiniz ne olurdu? Onu diyor zaten. Eyvah, buna tepki yok mu? Yok. Genelde ceza yok mu? Tatil ne oluyor, ne yapayım? Aa yok, hayır. Evet. Gerçekten evet. Benimki olsun, hayır. Ben burada oluyorum. Unutma değil. Ben hep tatilde, ayrı ayrı tatillere gittiğimiz için ben hep tatilde oluyorum. Peki bir sürpriz gününde olarak tatillerinizi o zamana denk getiremez misiniz? Getiremiyoruz. İşten olmadı. Dolayı maalesef tatilleri getiremiyorum. Peki, eşiniz unutsa ne yaparsın? O bir şey yapmamış. Ben unuttum zaten. Ben parayı veriyorum. Eşime ben hatırla diyorum. Eşim hatırlamıyor ki zaten. Eyvah. Burada biraz ficilik bir şeyler var ama. Neyse, tatillerde telafi ediyorlarmış. Evet, eğlencenize devam edin. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Size sağ olun. Sağ olun. Harikasınız.